Selamlar herkese. Hançer ben. Palworld maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Çölü bitiriyoruz birazdan. Komple bütün haritayı açmış olacağız ve uzun bir süre geri dönmeyeceğiz buraya. Birazcık hazırlık yapıp bossları kesmek için geri döneceğiz tabii. Ama ona da çok var diyebilirim. Ve ufak tefek işte çiftleştirme işlerine gireceğiz. Pokemon'larımı kasmam gerekiyor. Zor savaşlar bizleri bekliyor. Bu bindiğimiz kuşla işe başlayacağız. Yumurta mı o yoksa skill mi? Yumurta. Düz yumurta. Dark Egg. Bundan da çok bulmuyoruz. Bakalım bu bölüm 40 level'a ulaşacağız ve geri sayım başlayacak. 50 level'a doğru. Evet, sanırım başka da bir şey kalmadı çölde. Yani ufak tefek açmadığım karanlık bölgeler mevcut. Ama bütün bossları açtık diye düşünüyorum. Yavaştan base'imize dönebiliriz o yüzden. Heykele uğrayacağım base'e gidince. Yeşil şeylerdir, şeylerden bayağıdır topluyorum. Bir tane daha level atlatabileceğiz tahminimce. Onu kasmam gerekiyor çünkü son bossları yakalamak istiyorum. Ve 45-50 level'lar yani. Muhtemelen mor toptan yapmamız gerekecek. Elimizdeki hiçbir teknoloji yeterli olmayacak gibi. Okey, bir tane daha bulduk. Bütün bossları bitirmemişiz. Bu mu? 40 level bu değil. Halen şeyler çıkıyor gördüğünüz gibi. Haritayı açtıkça. Burada Suzaku varmış. 45 level. 45 level alabilir miyim? Yani fast travel'a çok yakınım. Denesek mi? Alamam bence. Alamam. Onu alsam... Belki ona binebilirdim. Boss diye. Yok. Bulaşmayacağım. Okey, o zaman bu sefer bitti bütün bosslar. Hep bu sefer bitti diyorum, yeni şeyler çıkıyor. Neyse, şuraya sonra bakarım arkadaşlar. Ben fast travel'a dönüyorum. Evimize uğrayalım. Çöl en sevdiğim harita olabilir. Çünkü her şey kabak gibi ortada. Sandıklar, lootlar, fast travel'lar. Dümdüz. İşleri kolaylaştırıyor. En küçük ne var şimdi yenebileceğimiz? 44 şu akrep var. 47. 45. Galiba akrep en güçsüzü. Kalanlardan.
46. Gerçekten akrep bizi ezmişti hatırlıyorsanız birkaç bölüm önce. 40 falan hiçbir şey yok ya da yendik 40-42 civarını. Yenmiş olabiliriz. Bir demirci base'imize gidelim. Öncelikle oradan geçeriz. Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Yemeğiniz var mı her şeyden önce? Kimse toplamıyor nedense. Topluyorlar. Okey, biraz yavaş mı topluyorsunuz desem. Yemekleri bitmiş. Mantıklı. Şuradan şeyleri alıyorum. Biraz yemek koyuyorum. Bu arada açlıktan kırılıyorlar. Kıyamam. Bayağı fena bir haldeler. Ben dikkat etmemişim. Her bölüm yemek getiriyoruz halbuki. O yüzden toplayamamışlar. Çünkü açlıktan kırılıyorlar. Ama en azından kazmışlar. İşin yarısını yapmışlar. Depresyon, ülser, aç. Evet, kötü bir durumdalar. Demek ki 100 tane şey yetmiyor beri. Şimdi yetti mi yoksa hepsini bitirdiler mi yine? O bitirmişler. Okey. Şunları da koyuyorum. Afiyet olsun. ...250 tane. İşte bu yüzümü güldürdü. Ve refined ingot yapabileceğiz artık. Çünkü en son kömür de bırakmıştım. Toplayıp geçen bölüm. Tabii ihtiyacımız var mı? Yapalım. Siftah. 32 tane koydum. İlk defa yapıyoruz bunlardan. Ha, bu arada kuşu çiftleştireceğim. Kek halen gelmemiş. Oha. Peki, o biraz daha bekleyecek demek ki. Şunları kırayım. Bakalım 40 level olacak mıyız? Fuddler. Experience sadece bonus experience'dan geliyor. Yani bir şeyden 10 tane yakalamadıysak uçuk experience'lar geliyor şu anda. Yakaladıysak sıfır. Joltok. 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 Bunu da fulledik. Artık bonus experience gelmeyecek. Ve son yumurtamız. Joltok. Keki bitirsinler istiyorum gerçekten. Birkaç tane kırmızı topum var. Haydi tariflere gidelim. Son teknolojilerde ne var işe yarar? Açmak istediğim. Bu geldi. Karbon fiber yapmam gerekecek yavaştan. Bunların bile gelişmişi var. Buna gerek var mı? Mor topu yapmamı sağlayacak galiba bu. Hangi birini yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Bu kadar çok şey var ki bu oyunda. Yani hepsini yapasım var, hiçbir şey de yapmayasım var aynı zamanda. Çünkü en son level'a çıkıp teknolojileri açıp
Oradakileri yapmak istiyorum. Bu arada bir üst seviye demir de varmış. Wow. Bu seri bitmeyecek galiba. Ben şöyle 30 bölümü bitiririz zannediyordum. Aa, bitmeyecek arkadaşlar bu seri. Çok şey var daha yapacağımız. Şimdi base'e benim şeyi koyacağım. Kuşumu. Ferocious yeteneği var bunun. Bir de Runner. Bunu koyacağım. Şimdi bu ikisini çiftleştireceğiz. Yakalayabilirsem. Sen değil. İşkence başlasın. Hoppa sen. Bu burada mı? Sen burada çalışmıyorsun değil mi? Aman hata olmasın. Bu arada cinsiyetleri de farklı olmalı. Ona bakmadım. Cinsiyetleri farklı mı? Bu da dünyanın diğer ucuna gideyim demiş. O dişiydi. Bu da dişi. Patladı. Plan patladı. İkisi de dişi. Olmadı. O zaman bir tanesini seçebileceğiz arkadaşlar. İki özelliği de alamadım. Hidromanyak ne yapıyormuş? Geç. Ciddi. Geç. Okey. O zaman şey yapıyorum sadece. Pes ediyorum. Ben hızlıyı kullanacağım arkadaşlar sadece. Hızlı gitsin istiyorum %20 daha. Ata olanı bırakıyorum. Bunu ekibe alıyorum. Base'e de herhangi bir şey koymama bile gerek yok açıkçası şu anda. Şu aracıyı koydum. Neyse takılsınlar. Şu kuşumu kasıyorum birazcık şimdi. Bu önümüzdeki bir 5 level bu ekiple gideceğiz. 45'e kadar. Okey. Bunu upgrade'lemek istiyorum. Ata da rezaletmiş. Ha çünkü 4 level. Tamam. Yeni bu. Kasarız. Partimde durur 2 dakikada kasarız. Ve akranları nerede? Burada. 1 2 3 4. Level 1'e çıkıyor. 1 yıldıza çıkıyor. Bir tane daha atlatmak için 16 tane koymam bekliyor. Dalga geçiyor benimle. Bunları yapmayacağız işte bu oyunda. 16 tane ne demek ya? Böyle bir sabrım yok. Şimdi heykele gidelim. Oradaki upgrade'leri de basalım. Favorilerimize. Ve önümüzdeki bosslarla kapışabilecek bir ekibi. Yes. Level 7'ye çıkardık. Biraz daha iyi yakalayabileceğiz. Enhance diyorum arkadaşlar. Benim at bence şahane. Şu anki seviyeye kıyasla. Biraz daha upgrade'liyorum bunu. Yeni topladığımız şeylerle. Defans, atak, maksimum health. Aa, ne varsa basıyorum. Sarıyı bırakıyorum. O kadar upgrade'lemeyeceğim. Bunları biriktirmek istiyorum çünkü. Onun dışında... Yani kuşu da upgrade'leyebilirim belki. Ya da bir max level'a ulaşsın. O zaman bakacağız. O zaman bakacağız. Ama alev bayağı iyi şu anda. Silah açısından da yani gerçekten assault rifle açılsın istiyorum. Ondan önce hiçbir şey yapmak istemiyorum. Direkt ona basacağım. Bütün şeyleri. Paramı, her şeyimi. Şimdi yapmak istediğim tek şey tarifleri vesaire biriktirmek. Kek de yalan oldu. Anubis yapalım. Bir tane Anubis yapalım kekle. Ne gerekiyordu? Kaplumbağa gerekiyor. Bir de mavi dinozor gerekiyor.
Var mı kaplumbağam burada? Hepsini diğer base'e mi saldım? Farklı kombinasyonları da var. Ah var. Ama onları ezbere bilmiyorum. Kaplumbağa bir de mavi şey. Ve özelliği Swift. Mesela Swift şahane bir özellik. Bunu alayım. Kaplumbağa da Slacker. Bu çok kötü ya. Bunu koyamam. İş gücü eksi %30. Onu koyamam. Çok dandik bir şey çıkacak yoksa. Anubis çıkacak. Çok hızlıca diğer base'e gidiyorum. Oradaki en iyi kaplumbağayı alıyorum. Runner. Hızlı koşan bir tane var. O kadar. Şuraya kuşlardan bir tane daha koyayım mı taşımaları için? Aha. Runner'ı alabilirim. Koşuyor en azından. Anubis'e yakışabilir. Anubis'i kombatta bile kullanabilirim bir tanesini. Neden olmasın? Geri dönüyoruz. Base'imize. Bunu aldım. Düşünsenize bunların hepsini base'den yapabilirsiniz. Sağ tık, sol tık, çiftleş. Dünya ne kadar kolay bir yer olurdu. Tutup fırlatmak yerine. Dinozor gel buraya. O kadar büyükler ki. Hoppa. Bunu da aldım. Bir de pasta atıyorsunuz. Sonra bekliyoruz. Yumurta anında çıktığı için işler kolaylaşacak. Oldu mu? Oldu. Bu değil. Buraya koyacağız. Oldu değil mi? Working diyor. Çalışıyorlar. Bakayım. Bir 3 dakikaya gelecek gibi anıbisimiz. Şahane. Şimdi. Yemeğim var. Yemeğim var. Sizin yemeğiniz var mı? Şöyle bir şeyler yapsınlar ben yokken. Var yemekleri. 1300 tane bir red berry var. Bunları pişirebilirim bile. Yemek işini yıllar önce çözdük. Şimdi yenebileceğim boss var mı? 45. Su. Bunu yenemem. Bunların hiçbirini yenemem arkadaşlar. Zorluk seviyesi öyle bir sıçradı ki. Hani 42'lik bir şey olsa neyse. Şurayı açıyoruz şimdi biraz. Buradan kuzeye doğru çıkacağım. Ya da buradan doğuya gideceğim. Ha, buzlu armor var mı üstümde? İçime tişört giyebilirim. Buzlu zırhımı çıkarayım. Dolaptan. Birazcık orayı açalım. Sevgili buzlu zırh. Kesin bozuktur o da. Yes. Ama demirin falan olsa gerek. Evet, ilk defa her şey var. Bir şey tamir etmek istiyorum. Her şeyim var, süper. Giydik. Haydi gidelim. Burada akşam mı oluyor? Akşam oluyor aslında. Neyse, yine gidelim. Buradan doğuya ilerleyeceğiz. Niye çömeliyorum bilmiyorum. Haritayı açacağız. Donmamaya çalışacağız. O kadar. Yumurta yakalayacağız. Yumurta. Yumurtaya ihtiyacım var bir sürü. Buldum bile. Aslında kuzeydoğuya gidebiliriz. Buraları açmadık daha önce. Burada bir dungeon bulsak o da şahane olurdu. Her bölüm bir tane yapmak istiyorum. Teknoloji puanı kasmak için.
Yeşil şeyi o kadar upgrade'ledim ya artık. Biraz kolaylaşsın lütfen. İşte bu. Level atlamamıza bir level kaldı. Oh. Huge, devasa yumurta bulduk. Müthiş bir şey çıkabilir bundan. Müthiş bir şey çıkabilir. Şimdi kuzeye gidelim. Bu arada 4 level'dan 25 level'a mı ne yükseldi? Az önce bu. Deli gibi experience aldı. Gözlerim yumurta arıyor. Gördüm bile. Ve tahmin ettiğim gibi experience 40 level'dan sonra çok zorlaşıyor kasmak. İyi ki katlamışız. Katlamasak çıldırırdık çünkü. Şu ne? Şundan biraz toplayacağım. Base'de bulunsun. Çünkü gerekecek yakında ve nerede olduklarını bilmiyorum. Elektronik vesaire yaparken gerekecek bunlar. Yer var mı inventöründe? Var. Aynen 5'e katladık şu anda server ayarlarında experience'ı. Ona rağmen şey... Kasamıyoruz. Bölüm başına bir level falan atlıyoruz. Kasmasam muhtemelen 100 saat gerekecek. 50 level'a gelmek için ki bence birazcık işkence. Ve şunu da fark ettim. Balta kazmam yetmiyor bunları kazmaya. Bir üst seviyeyi yapmam lazım. Çok yavaş kazıyor çünkü. O yüzden devam etmeyeceğim. Şimdi kuzey. Kuzeyde de gitmeyeceğim arkadaşlar kuzeye. Gece oluyor. Fast travel'a dönüyorum ben. Pes ettim. Çünkü buraya tırmanmaya başlarsam zaten yukarıdaki fast travel'ı açtık. Hiçbir gereği yok. Gereksinimi. Dönelim eve. Yumurta bakınıyorum. Sabah yine geliriz. Bakalım Anubis'imiz geldi mi? Bu ne? Şunu kaldırıyorum. Anubis gelmiş. Gelmemiş. Bitince kek yok diyor. Var var. Yarın bitecek o. Şu devasa yumurtayı merak ediyorum. Bunu değil de. Level 40 olduk. Hayırlı olsun arkadaşlar. Son 10'a girdik. Geri sayım başladı. Bakalım. Çilet. Ve devasa yumurta. Haydi bakalım. Belki bizde olmayan bir şey çıkar. Hiç belli olmaz. Mamurest. Hayal kırıklığı. Ama işkolikmiş. Tipe bak nasıl uyuyor. Ha, bu arada bir tane daha base yapabiliyoruz değil mi şimdi? Gerek yok. Yapmayacağım. İki base'i zor götürüyoruz zaten. Onlarla uğraşayım derken oyunu oynayamayacağız. O yüzden şimdilik uğraşmayacağım. Üçüncü base'le. Belki kömür için falan kurabiliriz ileride gerekiyorsa. Şu anda çok da gerek yok. Refining at bayağı sürüyor. Geçen bölüm mü koyduk bunları? Bayağı sürüyorlar. Şu kuvartlarımı koyayım bir yere. Güzel.
Nasıl gidiyor? Anubis 2 dakikaya gelecek. O zaman 40 level'da enteresan şeyler açıldı mı? Bizi şoke edecek. Giga Glider açıldı. Suzaku'ya binebiliyoruz. Artık Refining at 40 level'dan sonra. Daha kaliteli sıcaklık armoru. Mızrak mı? Lili'nin mızrağı. Yani karbon fiberi açtım mı? Ona bir bakabiliriz. Kömür gerekiyormuş. Kömür yeni yaptık ama onların hepsini şeyde kullandık. Şu Poki Top'unu da açayım. İlla gerekecek. Ne kadar maliyetli. 5 tane ondan, 2 tane ondan çimento. Of. Yerde bulmayı tercih ederim. Müthiş maliyetli. Pekala. Son 10 level'a girdik. Hala şey diyorum. Bunlardan herhangi birini yenebilir miyim? Akrebi yenebilir miyim? Akrep de çok uzakta. Oraya gidip ölürsem üzücü bir anı olur. Haydi 2-3 level daha kasayım. Bunları yenemem ya. Gerçekten ne yapacağız bilmiyorum. Büyük bir şey farkı var şu anda. Level farkı var. Oyunun sonunda. Ve oraya nasıl gideceğiz? Beşlik şey yenemem. Çimen bir tane bulabilsek. Yüksek level da taş çimen. 47 yenemem ya. Lan hiçbirini alamam arkadaşlar. Güvenim, kendime güvenim sıfır şu anda. O açıdan. Ve bir end game stratejisine ihtiyacımız var artık. Yani nispeten kuvvetli adamlarım ama böyle wow etkisi yaratan şeylerim yok. Yaratıklarım. Anubis geldi. 3 2 1 gelmiş. Hoppa. Alakasız yetenekleri çıktı. En azından base'e koyabiliriz. Hata defansı nasıl acaba? Yani. Çok ortalama bir karakter oldu. Ama koyuyorum. Artık iki tane craftçımız var. O işime gelir. Bakıyorum ekibe katabileceğim kuvvetli birileri var mı diye. Aslında bunun statlarına da bakıyorum yan tarafta. Atak, defans, level'a kıyasla. Belki kuşumu bununla değiştirebilirim ya. Atağı arasında çok fark var hız yerine. Aynen. Kuvvetli bir ekip istiyorsam şimdilik bunu alıyorum. Bayağı kuvvetli bu arada. Bu da bayağı kuvvetli. Bushi ile de bunu değiştiriyorum. Dört level atlarsa bu. Böylelikle biraz daha dengeli. Dağınık bir şeyimiz oldu, kadromuz. Şu yüksek level'lardan birine dalmak istiyorum arkadaşlar. 45 level'a karşı gücümü görmek istiyorum. Belki de o kadar zorlanmam. Kolay ulaşılan 45 level'lardan birini test etmek istiyorum. Kuşuma
Buff basacağım. Şunu keşke 3 kere tıklattırmasalar. Çok daha hızlı yapabilsek. Gerçekten oyundaki büyük işkencelerden biri bu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bunları tıklamak. Kuşum da biraz kuvvetlendi şimdi. Ve bu hem ateş hem dark. Aa, bunu da kastık. Kuşu da kastık. Bu. Bunlar kalsın biraz. Bunlar şimdilik kalsın. Bir de skill kitaplarıma bakacağım çok hızlıca. Yani rare şeyler var da epik bir şey varsa sadece istiyorum. Yoksa gerek yok ki, epik bir şey yok. Dungeon'lara gitmemiz gerekiyor onun için. Aynen. Bir tane hatırlıyorum epik saklamıştık. Burada. Ama natural ya da ice. Deneyelim mi? Hiç denemedik bunu. Nasıl yapılıyor bilmiyorum. Sağ klik diyorsunuz. Bu ice değil mi? Hayır, su aslında bu. Yo, natural'mış. Çok enteresan. Sağ üstte doğal diyor. Natural. O zaman natural şeyini buna verebilirim. Pal Blast. Bayağı havalı bir şey. İzlemesi de keyifli olabilir şeyde. Natural. Bu da natural. Öğrendi. Bakalım. Şimdi combat'ta kullanacak. Öğrenmedi. Bir şey mi yanlış yaptım? Öğrendi yazdı diye gördüm ama... Ha, replay'ini izlemem gerekecek. Ne oldu bilmiyorum. Belki de çok skill'i varsa birini silmemiz mi gerekiyor? Yapmadan önce. Learned, öğrendi yazdı diye hatırlıyorum. Kafamda deli sorular. Ama öyle bir şey öğrenmemiş. Bilen varsa yorumlarda paylaşabilir arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Şimdi bir gücümüzü sınayacağız. Elime silahımı da aldım. Şunlardan da yaptırıyorum birkaç tane. Şu 44-45 level'lardan birine dalacağım. Yani muhtemelen karbon fiberi şununla da yapabiliyormuşuz. Aa, süper. Tahtadan yaptığımız şeyle yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Bu müthiş oldu. Bu beleş o zaman. Gidip kömür toplamama gerek yok. Odun kömürüyle yapabiliyoruz. Bunu öğrenmek süper oldu. Handgun ammo. Gunpowder. Gunpowder. Şunu biraz maxlayalım. İki anubisimiz var artık. İkisi beraber çalışınca bakalım nasıl bir hıza kavuşacak burası. Of. Süper oldu. Her base'e iki anubis benden. Ve sol üstte experience nasıl geliyor görüyor musunuz? Craftladıkları için. Ama o kadar da yüksek gelmiyor. Bir Pokemon yakalayınca 5K 10K geliyor. Ona kıyaslarsak. Bunu yaptık. Ve tabancamıza biraz da mermi yapıyoruz. Ve şimdi kapışmaya hazırım. Diğeri nerede? Nereye gitti? Yemek yiyor. Evet. Şimdi hangisini dalacağız ona karar verelim. Yani akrep en kolayı gibi 44 level olduğu için. Ama çok uzakta. Ona gitmek istemiyorum. Bu fast travel'a yakın 45. 47'yi geç. Anubis 47. Buralar mümkün değil. 49 bunlar mümkün değil bence. Yani en mantıklısı şu su ejderi. 45. O da su.
Benim adamlarım ateş genelde. Böyle bir dezavantajım olacak. İki tane su ejderi vardı. İkincisi nerede? Burada. Bence buna gidelim. Çok yakın fast travel'a. Bir boyumuzun ölçüsünü alalım. Sonra geri dönelim. Okey, mermi de aldım biraz. Göreceğiz bakalım nasıl bir uçurum var benimle son bosslar arasında. Hiç bilmiyorum. Belki %10'unu falan götürebileceğim canının. Belki yenebileceğim. Ben de 40 level'ım, az değilim. Güneyde. Güneydoğu'da. Ve şey olması dezavantaj. Su olması. Bakalım tamamen keşfedeceğiz. Hiçbir fikrim yok çünkü ne olacak. Şu gölün ortasında. Ve suda olması da sıkıntı galiba. Benim at takılabilecek mi? Gyarados bildiğiniz. Jormuntide. 4500 canı var. Ejderha artı su. Ejderha artı su. Neredeydi? Suya karşı elektrik lazım. Ejderhaya karşı buz lazım. Elektrik ya da buzla alabiliriz bunu. Bunlar nereden çıktı ya? Lütfen arkadaşlar, ciddi bir şey yapıyoruz. Atım savaşabilecek mi burada yoksa boğulacak mı? Galiba boğuluyor arkadaşlar. Okey. Atım savaşabilmiyor bile. O zaman şöyle yapacağız. Buna biniyorum. Bunu agroluyoruz. Sahile çekeceğiz. Bir vurdum bu arada. Bir vurdum. Gel buraya. Gelemiyor mu? Savaşın suda olması da sıkıntı yaratacak gibi. Biraz gel. Karaya çıkamıyordur belki o da. Bakalım atımız ne yapacak. Sekiz vurdum. Rolü bile olmuyor atım. Ölmeye gidiyorum. Atım ölüyor base'de. Okay, GG's. Öldüm bile. At hiçbir şey yapamıyor. Kuşu yollayalım. Kuş da hiçbir şey yapamıyor. Hadi kuş. Hiçbir şey yapamıyoruz. Okey. Sıkıntılı. Boyumuzun ölçüsünü şu anda alıyoruz. Yok, karaya geliyor kuş ve şey yapmıyor. Ben ne yapıyorum burada diye sorguluyor. Demek ki bunları yenemeyeceğiz arkadaşlar. Yok. Belki de bu bug'a girmiştir, bilmiyorum ama... Orada takıldı ve hiç vuramıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Bu bir hayal kırıklığı oldu. Onu
başka yüzen şeylerle mi yenmem gerekiyor? Kaçıyoruz. Yani tam ölçemedim kuvvetini ama çok vurduğu aşikar. Bayağı vuruyor. 300-500 vuruyor pallarıma. Ben ona vuramadım bile. O yüzden ölçemedim hiç durumu. Akrebe mi gitsem ya? O da çok yüksek. Burası kaç level? 19 değmez. Bence akrep de yok edecek bizi. Bu arada bunların hepsi ilk yakalama bonusu veriyormuş. Şu anda fark ettim. Level kasma olayını bir daha çözdüm şu anda. 20k veriyor arkadaşlar tanesi. Ben sadece yüksek level olduğu için o yakaladıklarımız bu kar veriyor zannediyordum. Galiba 5 dakikada 45 level'a çıkabilirim ben. Şu anda fark ettiğim şey sayesinde. Bir deneyelim mi? Çünkü çok yüksek poki toplarım var. Geldi. Galiba. Okey. Level kasmaya odaklanıyorum sadece. Şu anda yenme şansım yok arkadaşlar onları. 50 level'a yaklaşacağım. Ve late game'de hem kendime silah alacağım. Ben de destek olmalıyım. Hem de palları upgrade'leyeceğim. Çiftleştireceğim. Ama oraya kadar tek odağım level kasmak olacak. Ve level kasmayı da her şeyin bonusunu alarak yapacağız. Şu anda akıyor. Sol üstte bakarsanız akıyor experience. Bu boss mu? Değil. Bunu da yakalayalım. Atmasaydın iyiydi. Peki. Şu anda haritada rastgele gezeceğim. Ve amacım her şeyi yakalamak. Her şeyi onlamak en azından. Ben de ona tek attım. Okey. Nasıl bu kadar vurabiliyorum? Crossbow'la. 700 mü? Yüz mü? Bir şeyler dönüyor. Niye bu kadar vuruyorum bilmiyorum. İşime geliyor tamamen ama. Bir şeyler dönüyor şu anda. Belki de level'ları düşük diyedir. Ama absürt rakamlar vuruyorum. Köpekten 10 tane oldu mu? Olmuş. Köpek yakalamıyoruz. Bundan da 10 tane oldu. Bundan da yakalamıyoruz. Devam. Uzun süredir haritaya bakmadan şey yapmamıştım, yardırmamıştım. Bu ölecek mi? Öldü. Yumurta. Güzel. Haritaya bakmayacağım arkadaşlar. Haritaya bakmayacağım. Hep haritaya bakarak oynuyoruz çünkü.
Sağa gittim, sola gittim. Böyle bir değişiklik yapacağım. Büyüklerden 10 tane yakaladım mı? Zannetmiyorum. Yakalamamışız. Ve neredeyse 41 level'ız. Ben bunu gerçekten bilmiyordum. Kaçıncı şeye geldik? Ben level'ları yüksek olduğu için o kadar experience geliyor zannediyordum. 41 level olduk. Kasıyoruz şu anda. Level atlamanın sırrını bir kez daha keşfettik böylelikle. Altı tane oldu. Yedi. Sekiz. Üstte 99. 9 oldu bunlar. Sonuncusunu yakalıyorum. Öldü. Şiddet uyguluyoruz. Bu da bitti. Kaplumbağa yakalayalım bir tane. Büyük şeyler vurabiliyor muyum? Bu arada ısındık şu anda. Termal içliğimi giyeyim. Benim damage'ım mı yükseldi? Bir şeyler mi dönüyor? Bu kadar vurmuyordum ben. Dehşet vuruyorum ya da atın üstündeyken mi çok vurabiliyorum? Harcıyor crossbow'um şu anda herkese. Bu da geldi. O zaman şey çok mantıklı. Düşük level'ları yakalamak. Aynı experience'ı veriyorsa gidip 40 level bölgesindeki kuşları yakalamama gerek yok. Çünkü biliyorum ki bunların haritanın başka bir yerinde bu kuşların yüksek level'ları da var. Öldüler. 82 sarıları bile atabilirim. Dehşet kasıyoruz şu anda. Az kaldı. 42'ye gidiyorum. Okey, bunlar kendisini patlatıyor. Onu unuttum. Kaç balığım oldu? Balığı onladım mı? Ona da bakalım. Dokuz. Gerçekten 42 olacağım birazdan.
Ve crossbow şeyim bitti. Atı da salamıyorum çünkü katledecek biliyorum. Balık 10 oldu. Aynı anda 2 tane yakaladım. Diğeri kaç oldu? 8. Crossbow'un bitti. Gidip base'i alsak mı? Çok da iyi gidiyorduk ya. Mermileri harcamak istemiyorum bunlara. Bakayım. Yo, harcayabilirim. Harcayabilirim birazcık. %10 mu? Hmm. O da geldi. Hatta silahla daha da hızlı yapabilirim. Şu anda yardırıyoruz arkadaşlar. Şeyiz. Kaçak avcı gibiyiz böyle. 42 level oldum. Dalga geçiyorsun. Haydi 43'e gidelim. Evet. Bütün takipçilerime de tavsiye. Düşük level'lı şeyleri gidin yakalayın. 10 taneye kadar müthiş bir experience bonusu veriyor. Ben bufflamış olmama rağmen server'ı yine çok veriyor. Tak tak yakalayabilirsiniz. Ve sonunda şey de geliyor. Yeşil heykelin buff'ları da geldiği için bana patch geldi. Tadından yenmiyor şu anda bu bonus. Kaplumbağa kaç oldu? 9. Bir tane daha yakalayalım. Silah da çok kuvvetli bu arada. Silahın bu kadar işlemesi bana cesaret veriyor bosslar karşısında. Bence assault rifle alınca eriteceğiz bossları. Hadi be dostum. Geldi. Şunlar. Kaplumbağayı da bitirdik. Lan ne alemde. Ve sarı topla da yakalayabiliyoruz. Dokuz, on. Bu da bitti. Lan ne alemde. 6. Bunlardan yakalayabilirim. Şaka gibi kasıyoruz şu anda. Devam. Kaplumbağa bitti. Bu bitti. Base'e gitmem gerekiyor yalnız. Buralarda bir fast travel var mı? En yakını bu. Şu yumurtayı alayım. 43 olacağız birazdan. Yani bölümün başında gerçekten birazcık şeydim. Özellikle o boss'la kapıştığımızda sudaki. Ne yapacağız biz? Nasıl bu kadar kuvvetleneceğiz? 50 bölüm benim farm mı yapmam gerekiyor tarzı modlara girmiştim. Ama şimdi kendime güvenim biraz yükseldi. Rahat bir şekilde 50'ye gideceğiz bence böyle yakalamaya devam edersek. O yüzden bir sonraki hedefim 50 olmak. Köpekleri fullledik mi? Keşke yazsa şunu yaptığımda. Yine bir atıyorum bir tane daha. Fulllemişiz. Fulledim falan yazsa. Çünkü aklımda tutma ihtimalim yok 110 tane Pokemon'u. Bu. Bunu kesinlikle açmadık. Şöyle mesela. Kimseye bulaşmadan açabiliyor muyum?
Açtım. Ve base'imize geri dönelim. Anubis yerde mi sürünüyor? Oturarak geziyor. Mermiler de geldi. Sarı top da yapalım. Buradan değil. Ingot gerekiyor. Gidip base'den toplayayım. Bu arada paraları Anubisler toplamıyor nedense. Paraları benim toplam gerekiyor. Burada başka şeyle mi uğraşıyor Anubis beyler? Meşgul müler? 1500 tane var. Max. 1500 tane craftlayın. Kolay gelsin. Ve ne yapacaktım ben? Şey yapacağım. Ya da gideyim hızlıca. Kaç tane demir almak istiyorum. Biriktiyse. Evet, inancım körüklendi. Ne alemdeler? 170 tane toplamışlar. Yemeğiniz herhalde var. Geleceğim bir sonraki bölümüne. Buraya ne koyabilirim bir tane daha? 1000 tane aslında şey yakaladık şimdi. Workaholic. Bundan koydum. Kassın bakalım. Geliyor. Deli gibi geliyor. Saniyede bir geliyor. Elinize sağlık. Bir sonraki bölüm uğrarız yine. Ve tabancaya da böylelikle geçmiş olduk arkadaşlar. Bundan sonra crossbow şeylerini kullanmayacağım muhtemelen. 400 tane ore var. Bugün nerede mi görecektik? Refine ingotlar da geldi. Ben düz ingot yapacağım 200 tane. Süper, her şey takır tukur işliyor şu anda. Yavaştan da sizlere veda edeceğim. Bir sonraki bölüm haritada özgürce gezerek Pokemon avlayacağım. Oyunun yapmamızı istediği şeyi yapacağım. Crossover'u da bırakıyorum buraya. Güzel hizmet etti bize. Bölümler boyunca. Artık tabancamız var. Haritada gezeceğim özgürce. Sarı toplar gelecek şimdi. O demirleri eritince. Ve her şeyden 10 tane yakalayacağım. 2 level atladık pat pat. Bir sonraki bölümde 45 level'a vesaire çıkacağım. Amacım gerçekten şeye çekmek, 50'ye çekmek kendimi. Hatta 45'te assault rifle yapacağız. Onu kasmaya başlarız. Ve late game'e gireceğiz bir şekilde. Şu yumurtaları da koyayım. Ve bir sonraki bölüm açacağım. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.